arkadaşlar, bugün günlerden salı. Vlog'uma hoş geldiniz bu arada. Bu sabaha karşı saat 5'te vlog paylaştım. Evet, biraz geçti. Saat 7.30'da yattım. Sabah karşı saat 5'te paylaştım. Çünkü video toplam 53 dakika. O yüzden 2-3 saat sürdü, 4 saat falan. Her neyse. Bugün yengemgile gidiyoruz, amcamgile. Onlara gideceğiz işte. Yola gidince, yani arabaya binince çekeriz yine. Hadi bay. Şu an evden çıktık. Selam arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın kalmadı. Selam. Yani sabah ilk şey. Öğlen geçti. Aynen. Yani bugün vlog çekelim dedik. Bugün sadece vlog. Ama bizi izlemeye devam edin. Bugünkü çekeceğimiz vlog ilginç. Ev yemekleriyle bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar, biz gelene kadar Meralcığım gözlemelerin içine hazırlamış. Ellerine sağlık bu arada. Ispanağı hazırlamış. Patatesi hazırlamış. Ellerine sağlık. Birkaç insanlar yorum yazdı, dedim ya işte isim verdim ya, bugün yine isim vereceğim. Aklıma bugün geldi anne. Evet, izlemişler, çok Dur, mutlu sonra olmuşlar. söyleyeceğiz arada. İsimlerini Sonra söylediğimiz söyleyeceğim. arkadaşlar çok mutlu olmuşlar. Hani dediler, bu sizlerin bize verdiği değer, çok mutlu olduk diye yazmışlar altına. Bu arada burada belirtmek istiyorum. Ne demek canlar? Yani bizler de sizleri seviyoruz. Hani biliyoruz ki sizler de bizi severek izlediğinizi biliyoruz. Hani ismini saydıklarımız, yazanlar ya da yazmayanlar. Hani dün de belirttik. Hani sadece biz yazanları dün Seymen öyle bir şey söylemiş. Hani değişiklik olsun diye videoya. Sadece yorum yazanların ismini okuyacağım diye. Hani o yüzden, yoksa biz biliyoruz ki arkadaşlar hepiniz izliyorsunuz severek. Bizler de sizi seviyoruz canlar. Onun için buradayız. Birisi yorum yazmış bugün. Bengi. Demiş ki, ay ben çok mutlu oldum demiş. Evet, benim adımı verdiniz demiş. Yani siz bizi izlerseniz, yani abone olursanız, beğenirseniz, yorum yazarsınız. Yani biz de bari isminizi, yani isminizi söyleyek yani. Yani söyleriz arkadaşlar, biz seve seve söyleriz. Siz yeter ki beğenin, yorum yazın, abone olun. Yaparız biz. Yani demeyin ki bizim ismimizi okumaz demeyin. Hani çok yorum olsa onu mu okuyacak? Elimden geldiği kadar ben liste yaparım isimleri. Yine okurum arkadaşlar burada sizlere. Okurum arkadaşlar demeyin ki, yani okumaz demeyin, okurum. Ha, bu arada dün okuyamadıklarımızın içinden Çınar vardı, dediğimiz gibi. Filiz abi vardı. Filiz vardı. İlk yorum yazanlardan Filiz vardı. Zaten Cansu vardı, söylemiştik. Çınar, Filiz abla, Cansu abla. İlk yazanlardan. Zaten dün söylemiştik. Hatice teyzem. Evet. Leyla kuzenim. Bu arada onları zaten dün söylemiştik, izlemişlerdir. Bu arada ne diyecektim ben? Unuttum yine ne diyeceğimi. Ha, bu arada tabii ki arkadaşlar, sadece yorum yazanlar bize destek oldu demiyoruz. Hani çok çok teşekkür ediyoruz tabii ki, ama haksızlık olmasın. Hani telefonlarda arkadaşlarım, destek olanlarım, canlı yayında söyleyenler, izliyoruz diye. Bu arada benim aile dostum Fatoş, bir kızı Gizem abla. Zaten bu videoya başladığımızda Seymen önceden açmıştı. Şimdi zaten YouTube kanalı. Bak. Sen yap açıklamasını. Arkadaşlar ben 4-5-6 ay önce YouTube'a başlamıştım. Yani annenin videoları çok güzel olur dedi. Gizem olayla, Fatoş abla, Gizem olanın kızı. Yani benim o aile dostum olduğu için çok yani, değer verdiğim insanlar. Kızlar burada, olsun, kendisi yani, olsun, eşi olsun. Buradan çok çok selamlar. Çok değer verdiğim aile dostum. Yani aslında ilk Seymen'le benim YouTube, Seymen'in kanalına girmemi aile dostum Fatoş önerdi. İşte dedi, Mürvet dedi, o beni bildiği için, hani hikayem olsun, yaşantımızı, aile dostumuz bana dedi, Seymen'in kanalına girip de beraber böyle anne oğul dedi, bir şeyler paylaşırsınız, Seymen'in anılarını. Çünkü benimle ağladı, benimle güldü.
Yani. Yani hiç unutulmaz yanaklaşan evet. Ümitler, hiç unutulmaz. Yani bu arada ben kimseleri unutmuş değilim arkadaşlar. Bu arada benim en zor anlarımda bilene, yanımda olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Herkes kendini biliyor. O yüzden çok değerliler benim için. İlk aslında benim bu videoya girmem Fatoş önerdi. Fatoş abla, evet. O önerdi yani. O önerdi. Sağ olsun evet. Da iyi ki de önermiş yani. Evet, anne oğul yapmamızı. Herkese çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani öyle arkadaşlar. Patatesi koydum hamurun içine arkadaşlar. İyilikler aslında unutulmaz arkadaşlar. İyilikler unutulmaz arkadaşlar. O yüzden her şey tabii ki ayrı ayrı. Hani hepsi ayrı ayrı tabii anlatılmıyor burada. İzledikçe bizi daha çok tanıyacaksınız. Daha çok öğreneceksiniz bir şeyleri. Yani işte o yüzden geçmişten bugüne tüm yanımda benim en zor dönemlerimde bana destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Unutmadım, unutmam da. Yani. Arkadaşlar yani unutulmaz yani ben şimdi milyonlarca takipçim olsa mesela unutmam yani ne kim olduğumu yani nerede geldiğimi. Herhalde yani. Bilirim ki yani yani kim oldu yani nerede geldiğimi bilirim yani. Bazı sana var yani milyonca takipçi oluyor. Hadi bir unut bakayım Seymen Ağa. Unutmam unutmam. Bazı sana var milyon tane takipçi oluyor unutuyorlar hemen. Hiç kimse pas vermiyorlar. Öyle yok, olur mu bizler hiç? Sevdiklerimizle mutluyuz. Sonuçta herkes yani insan sonuçta yani. Yani bizler sevdiklerimizle mutlu oluyoruz arkadaşlar. Yani her şey para pul demek değil. Tamam o da önemli ama her şeyin başı sağlık, güven, mutluluk. Yani arkadaşlar. Dediğim gibi işte Fatoş ablanın ilk TikTok'ta hatırlıyor musun? Hmm, ilk TikTok vardı. Şakamız onların evindeydi. Salıngaçta sallanırken düşmem, perdenin üstüme kapanması. Ama şu an görüyor musun nerede nereye? Ben Fatoş evet. Ablayken daha 1000 takipçinin altındaydım. Daha 600 takipçim vardı. Fatoş ablayken aynı evet. Günde hemen 1000 takipçiyi geçtim. Pardon ilk videomuz bizim evdeydi. Camdan pandemirde camdan dışarı bağırmamdı. Covid-19'da. Seymen bakkala gidiyorum diye kapıyı üstümden kilitlemişti. Open the door please, my son open the door please diyorum, aç kapıyı diyorum, güya imdat istiyorum. İlk bir şeyimiz oydu TikTok'umuz, Seymen'le ilk TikTok'umuz. İkincisi de Fatoşgil'in evinde oldu ama o ilk TikTok'umuzu da Fatoş önerdi. Düşmüştü ya senin kaçta. Evet, Mülkiye ablamla Fatoş. Yani Fatoş önerdi dedi, böyle bir şey yapabilirsiniz dedi. O gün Mülkiye ablam da bizdeydi. İkisinin desteğiyle yapak dedik yani o pandemide. Öyle bir şey yaptık ilk TikTok'ta. İkinci TikTok'umuzda Fatoşgil'in evinde o salıngaç salıncak olmuştu. Düşmem. Yani iyi ki varsınız canlarım. Yani Fatoş önerdi. TikTok'u da YouTube'u da. Ya bir YouTube'u Seymen'in vardı da benim Seymen'in kanalına. Yoksa ben YouTube yapmıştım. Ta yani benim YouTube'um 2-3 yıllık var, 4 yıllık bir şey. Şimdi daha ben ta küçükken Facebook açtığım an YouTube açmıştım. Ama açmıştın yapmıyordun. Yani. Yani. Saat 3-4 ay önce Sam's videosu yapmıştım yani. Kentucky yani kızartılmış tavuk, hamburger, patates kızartması ve kola. Onu yemiştim bir ama sildim geri. Bir de ben pes edecektim arkadaşlar. İlk başlarda böyle modum düşmüştü. İlk 1-2 videomuzda Seymen'le. YouTube videomuzda modum düştü. Bırakacaktım arkadaşlar. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bırakacaktım. Hevesim gitmişti, modum gitmişti. Yapamayacağımı böyle düşündüm. İzlenmeyeceğini düşündüm. Hani kendi kendime kötü oldum. O zaman da bana Gizem, Fatoş, onun kız kardeşim Hatice ondan sonra yapmam gerektiğini söylediler. Fatoş'la Gizem çok dedi. Mürvet bırakma. Gizem dedi. Mürvet abla hayır kesinlikle bırakma. Hani çok şey yaptılar bana. Motive ettiler, destek verdiler. Gizem abla benim manajerim gibi bir şey. Yani manajerim değil tabii ki ama yani bana çok yardım var Gizem. Evet. Hani YouTube'a yardım oldu. Evet. O benim o yaptığım videolar var ya başlangıç videolarım. Onu Gizem abla yardımı çok dokundu. Maria ablanın, Selen ablanın. Üstelik de Selen'le Maria da dedi.
Maria da, Selen de, Mürüvvet teyze bırakma ne olursun. Hatta ben dedim ya bırakacaktım arkadaşlar. Onların çok desteği oldu. Unutulmaz yani. Hani bu YouTube olayında onların çok desteği oldu. Unutamam yani. Yani unutulmaz. Arkadaşlar. Unutulmaz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani hepinizi çok seviyorum. Canlarım benim. Hani ismini okuyup okuyamadıklarım gerçekten kusura bakmasın. Ben biliyorum. Herkesi biliyorum. Hani izlendiğimizi, severek izlendiğimizi. Hani biliyorum arkadaşlar. O yüzden zamanla daha çok böyle söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden alınmaca, darılmaca, gücenmece olmasın canlar. Arkadaşlar bu da part 2 daha, part 3 daha, part 4 de gelir. Yani. Bak yani unuttuklarım, ya unuttuklarımız değil de o heyecanla söyleyemediklerimizi bak part 2'de söylüyoruz. Evet. Hani oluyor arkadaşlar, bize de hak verin yani. İşte hiçbir şey görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Siz izledikçe anlayacaksınız, tanıyacaksınız bizi. Daha siz bizi tanımıyorsunuz ki ne, daha ben yani 18 yaşında olduğumu biliyorsunuz, Maraşlı olduğumu biliyorsunuz ama daha... Ya daha tanımıyorsunuz. Yani daha neler neler var. Ha, bu arada bugün çocuklarımın amcasının evine geldik. Hem benim teyzemin oğlu bu arada. Bilon benim, Bilal'ım. Hem teyzemin oğlu hem çocuklarımın amcası. Geldik. Yengesi dediğim gibi hazırlamış, ellerine sağlık bunları ve... Bizim Bilo patatesli gözlemeyi seviyor. Aynen. O yüzden şimdi ona ilk başta patatesli yapıyoruz. Çocuklara da ıspanaklı orada hazırladık. Bu da benim teyzemin yavrusuna. Bu arada Bilal'ım benim için çok başka. Hani dedik ya arkadaşlar, iyilikler de unutulmuyor, kötülükler de unutulmaz. Bu arada Bilal'ım gerçekten yani can ya. Yani en zor dönemlerimizde elimizi bırakmadı. Çocuklarımın elini olsun, benim elim olsun. Hani en zor dönemlerde bile ne bize destek oldu. Yani çok buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an kendisi evde yok. İyi ki var diyorum. Meral ve Bilal çok destek oldular gerçekten bana. Unutulmaz. Çocuklarıma. Öyle arkadaşlar. Aha güneş çıktı. Yanımda çok değerli olanlar, kendini zaten bilir herkes. İyi ki varlar diyorum. Neyse bilemiyoruz ama yorum yazmayı unutmayız. Yorum yazın, yazın, yazın. Dedim ya yorum yazarsanız ben tek listeye yaparım. Böyle arada bir okuruz yazın, arkadaşlar. Yazın. Arada bir listeye yazarım, çoğaldıkça okuruz. Yani her gün bir yenilik yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hani bir yandan da düşünüyorum. Bir yandan konuşurken bir yandan da düşünüyorum. Acaba kırılanlar olur mu? Üzülenler olur mu? Niye ki? Atladığım isimler olur mu? Arkadaşlar daha bu part 2 arkadaşlar. Hani daha part 2, 3, 4, 5. Bir yandan da üzülüyorum arkadaşlar ama... Ama yorum yazmadım. Herkes ya, aklımda. Hani şimdi ben de herkes aklımda ama yorum yazanları biz okuyoruz. Yorum yazın diye okuruz sizi. Evet. Ama Türk olmanız gerekiyor çünkü ben İngilizce hepsini cennetinde söylüyorum. Yoksa beni bilen bilir arkadaşlar. Yani beni tanıyan tanır. Benim sevmeyi sevdiğimi hep bilirler. Beni daha tanıyorlar. Ne yediğimi, ne sevdiğimi. Çocuklarımı nasıl yetiştirdiğimi beni bilenler bilir arkadaşlar. Ben yılların dostluğunu unutmam.
Yılların, yılların. Annemin, babamın komşuculuklarına, dostluklarına. Şimdi ben onlarla bile mesela diyelim, İrtibattayım arkadaşlar. Düşünün, annemin, babamın arkadaşları, komşuları, işte aile dostlarımız mesela küçücükten bu yana bizlerin. Ama ben yine hepsiyle teker teker irtibattayım. Bu arada herkese selam söylüyorum. Çünkü herkes kendisini biliyor. Ben çok de. Seviyorum. Çok seviyorum. Herkese selam. Buradan İstanbul'a, öncelikle Londra'ya, Adana'ya, sonra İstanbul'a, Osmaniye. Adana'ya, Osmaniye'ye, Tarsus'a, Mersin'e. Tarsus'u bilmem. Sen bilmem, ben bilirim. Çok 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 selamlar. Selamlar. Bütün ilere, Maraş'a, Pazarcık'a, Pazarcık'tan çok izleyenlerimiz varmış. Bodrum'a. Bodrum'a Muğla'ya. Çok selamlar. Muğla'ya, evet. Bütün ile şehre selamlar canlar. Unutmadım, ziyaretler mi yapıyor? Unuttuk sanmayın arkadaşlar işte. Bize gönül komayın ha. Belki şimdi böyle görünebiliriz videoda ama unuttuk sanmayın yani. Yani. Video için böyle görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani. Heyecanlanıyoruz, unutabiliyoruz. Ne konuşacağımızı bazen bilmiyoruz. Hele siz bir de bunun kamera arkasını şeyini görün, montaj. Ay, ay arkadaşlar, hiç sormayın. Dün videoya çektik de paylaşmadık. Çok güldük. Paylaşmadık. Annemi biraz sinirlendirdim arkadaşlar montajların bölümünde. Ay bir de sıkmayı yiyorum şimdi. Sıkma bitti elimde. Nasıl olduysa çocuk montaj yaparken sıkma bitti, konuşuyorum böyle güzel güzel. Bir baktım öbür tarafa geçti. Hani montaj yapıyor. Bir baktım kocaman sıkma yine elimde. O zamana kadar dedim ki lan ben bu sıkmayı bitirdim. Ne ara elime geldi geri dedim. Şimdi annem sıkmayı bitiriyor. Konuşuyor. Bir, yani bir saniye konuşuyoruz. Bakıyoruz ki yani yine sıkma var bir. Ondan sonra ben de annemi sinirlendirmek için orayı kırpıyorum. Annemin yüzünü yaklaştırıyorum böyle yerken sıkmayı. Annem de bir sinirleniyor. Bir de yaklaştırıyor onu yerken arkadaşlar. Reaction bir de diyor anne diyor kırptım diyor, al izle diyor. Hani izlemeyi ben yapıyorum kırpmayı Seymen. Hadi diyor kırptım orayı diyor, izle. Başka hatalı yer olursa söylersin diyor. İzliyorum böyle güzelce. Bir bakıyorum ki o sıkmayı yediğim yerini zoom yapmış. Böyle gözümün önüne getirmiş. Yaklaştırmış. Seymen dedim bu ne? Seymen seni döverim dedim. Ama komik oluyor öyle. Evet ya. Neyse ki geri. Çünkü şey oluyor, kırpınca öbürüyle öteki bağlaşmıyor. Hani onu ben ayarını yapıyorum, Seymen'e söylüyorum. Arkadaşlar ben kırpmayla izlemeyi de yapabilirim ama Seymen annem... sen yapıyorsun da ama... benim kadar püf noktasını çünkü yapamıyorsun. Çünkü annem olmayınca ben yapamam ama annem evet. Olunca annem püf noktasına bakıyor çünkü kendisi de var ya. Mesela Seymen bakıyorum, bir bakıyorum mesela burada sıkmayı bitirmişim diyelim mesela. Bir bakıyorum ikinci şeyde hemen geri elime almışım. Hı. Tabaktan almamışım. Elimde hazır. Ne ara aldım ben onu? Ne ara yedim? Çocuk dedim beni obur gibi gösterme şu insanlara ha dedim. Seymen işte arkadaşlar. Yani seviyorsan yiyeceksin yani. Yiyeceğim diye biri bitirip birine hemen tamam zaten alıp yiyoruz da. Ama sen öyle bir göstermişsin ki. Ne var onu paylaşsaydım sana sormadan. Ay ne yapardın seni? Sen sana bakar mısın yani 3 tane sıkma listesi ne olmuş yani? Bitmiyor mu abi? Bir de yüzünü yaklaştırmışım, ne yapardın? Ay bu çocuk var ya. Sildirdiler arkadaşlar. Bence. E sen beni öyle göstermeyi göze alıyorsun da. Arkadaşlar, eğer şaka görmek istiyorsanız 60 ben gelirse bu videoya şaka yapacağım anneme. Ben de kalpten götürme de. Öyle çok korkunç değil. 3 yok. 2 gün önce ben Domino's yeme yapmıştım işte YouTube videosu. Onu annemi şakaladım işte. Söyleyeyim mi şaka ne olduğunu ama çok korkunç bir şakaydı arkadaşlar. Hastanelik olacak bir şakaydı. Ben
Annem beni hastaneye götürecekti az kaldı şakaya. Çaydanlığa su gomadan açmışım. Yavuşlamaz sosu. Biz diyoruz bir şey koktu ama ne koktu diyoruz. Şöyle biraz soğusun da su katayım. Arkadaşlar işte lafa daldırdınız arkadaşlar bizi. Yok yok daha video açılmadan ben onu ocağa katmıştım. Neyse arkadaşlar ben Domino's şakası yapmıştım arkadaşlar anneme bakman. O silindi montaj yapmadan baktım ya birden telefon beyninde silinmiş otomatikçe uzun olduğu için. O yüzden yeniden o videoyu görmek istiyorsanız o Domino's'u ve şaka aynı şaka da olabilir başka da şaka olabilir. 70 beğeniye gelirsem yaparım. Ama işte uzun oldu derken arkadaşlar biz onu bilerek uzun çekiyoruz ki rahat ifade edebilirim. Rahat konuşalım sizin karşınızda. Sonra kırpıyoruz onu tabii ki. Hani kırpıyoruz onu. YouTube'a bakayım da hangi videoyu diyorum. Yoksa 20 dakikalık çeksek direkt 30 dakikalık bu hamuru elime alıp açıp iki şey yapsam aha bitti 20 dakika. Düşünün o zaman ne konuşacağız? Yani çok zor bu işler arkadaşlar. Çok zormuş yani zormuş. Biz de bilmiyorduk. Arkadaşlar benim sıkma videomuza eğer 70 beğeni gelirse o neydi doğmuş lan? Ay bugün benim niye sakarlığım üstünde oldu? Ay, nazar mı değdirdiniz arkadaşlar tamam, bana? Tamam korktun. Su verir miyim? Soğumuştur diye su ilave ettim. Bugün sakarlığım üstünde. Hani tüpü de kapatmamışsın ocağı. Yok yok o dursun öbür tarafa aldım zaten. Kapattım ocağı. Çıkalım hani çocuk. Dur dur soğusun. Sıcak su olabilirsin ne aşağı olsun diye sıcak sudan soğusun ya. Arkadaşlar işte eğer dünkü sıkma videomuza eğer 70 beğeni like gelirse yine Domino's yine Domino's yapacağız. Aynı yediğimiz her şey aynı yapacağız. Anneme yine şaka arayacağım. Arkadaşlar biz annemi hastaneye gelene kadar durmayacağız diyorum hoşuma. Ne? Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Allah korusun. Estağfurullah. Allah korusun Allah gecinden versin şaka yapıyorum. Allah'ım hepimizi esirgesin. Hani bir de ciddi söylemişim. Hastanede bu sefer gelin çekimini yapan Allah korusun. Tövbe tövbe. Arkadaşlar çocuk şaka yapıyorum. Allah korusun. Suyun içine su kattım sana su kattım. İddia aldık iddia. Yo yo tamam bırak bırak. Bırak öbür çaydanlığa katacağız bırak. Hele diyorum bugün bende bir sersemlik var. Allah hayretsin evden çıkarken ta kendi kendime dedim de. Demek bu çaydanlığa çıkacakmış. Neyse daha kötü bir şey olmasın da arkadaşlar. Yine buna şükür. Kurtarmışız arkadaşlar çözümden kuşamamış. Yani sizle konuşma yapacağız diye arkadaşlar ben altlarını unutmama rağmen yapıştı bunlar. Yani kolay olmuyor işte arkadaşlar size laf vereceğim diye. Ya işte neyse bunları böyle pişiririz çocuklar yer. Daha sonrakilerini size gösteririz dedim ya bugün benim halsizliğim üzerimde. Yani arkadaşlar yapıştı konuşma yapınca bekledi pişirmedim hemen ya. Bitti mi burada? Tamam. Kulağı bir tarafa gitti ya bunlar ne oldu böyle? Ya öbürlerini daha düzgün yaparız arkadaşlar. Bu konuşma olunca arkadaşlar şu an toparlanmış durumda gözlemeler. Ablam yetişti imdadımıza. Ellerine sağlık. Ya ben de çok güzel yaparım arkadaşlar. O sıcaktan öyle oldu. Yoksa ben o kadar beceriksiz bir insan değilim. O biraz konuşma yaptık. Dedim pişiririz biraz bekledi. Ne oldu? Yapıştı. O yüzden arkadaşlar beni beceriksiz görmeyin. Şu an yemeğimizi yedik. Annem bir isim vermek istiyormuş. Evet arkadaşlar bu arada hatta yoruma da yazdım. İsmini
unuttuğumuz o heyecandan, o panikten yani atladığımız ismini bir arkadaşımız var, Serkan. Bu arada videoda yazmış, ben de kendisine yazdım yorumda. Kusura bakma Serkancığım. Teşekkür ediyorum. Güzel yorumların için sana da teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Yorum yazan yazmayan herkese, çünkü biliyoruz ki biz izleniyor, severek izleniyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi çoğu YouTube'un altına yorum yazmak istemiyor. Biz de anlayışla karşılıyoruz. Yazanlara ya da yazmayanlara çok 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 teşekkür ediyoruz. İzlendiğini, videomuzun severek izlendiğini biliyoruz arkadaşlarım. Bugünkü vlogumuzda izlerseniz ismini atladıklarımızı duyacaksınız. Telaf ettik arkadaşlar. Öpüyoruz. Bir sonra tekrar yayını açarız arkadaşlar. Arkadaşlar, vlogumu izlediğiniz için teşekkürler. Şu an eve geldik. Amcam Gülden. Anne. Okey arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Güzel dileklerimizi sizlere göndermek istiyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, sevdiklerinizle kalın. Her şey gönlünüzce olsun, dilediğiniz gibi. Allah'a emanet olun. Bye.